Merhaba arkadaşlar, ben Umut. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Better Than Once kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi biz yakında Vine yapacağız arkadaşlar. Bol bol şey olması lazım. Şundan bir de tavuğa bakacağım. Bu kuş bakışı SS alırken tavuk ölmüştü, tüyü falan dökmüştü. Ona bakacağım. Cidden öyle olmuş mu? Aa, öyle olmuş valla. Tesadüfen gördüm. Kusura bakmayın. Biraz envanteri düzenleyeceğim. Arkadaşlar benim yemeğim az. Bu yüzden balık tutmaya gitmem lazım. Bir de aynı zamanda şey kazabilirim. Neydi onun adı? Obsidiyen kazabilirim. Yemeğimiz az, yoksa şu an Vine Mini yaparım. Arkadaşlar Nether'da yolculuk yapmak risklidir çünkü her an karşısına lav çıkabilir. Ve bu lav çok çok hızlı gidiyor. Nether'da lavlar hızlı gidiyor. Bu oyunun genel bilgisi, sadece Nether'dan Bulls'ta değil. Bir tane torç alacağım. Şöyle dursun çünkü güneş battı. Tamam, eve gidelim. Bizim en alt tarafta bu demir kürek var. Müzik diski ne işe yarar bilmiyorum ama dursunlar. Bunlar da ne işe yarıyor bilmiyorum ama dursunlar. Belki bir gün işe yararlar. Şimdi arkadaşlar ben bu gece burada mal mal duracağım. Aynı zamanda bir tane kanca yapayım. Canım kesinlikle Nebra maceraya gideceğiz. Bunların hepsi campfire olsun. Sınırsız ışık kaynağımızı eve koyalım. Etrafta odunluk bir şey var ama sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Mantarları alacağım. Bunlar depoda yetişiyor. Dikkatli geçmezsem yanarım. Buraya bir tane kaldırım koyacağız. Ama bizim kaldırımı yapmamıza çok var. Daha çok madenlere girmemiz lazım. Ve pantolonumuz neredeyse gitti. Zırhsız olacağız. Yakıt yok. Orman odunlarını şeyleri koymak için saklıyorum. Kanca oldu. Odun kesmemiz lazım. Odunumuz az. Odun acil bir ihtiyaç. Şimdi arkadaşlar ben Nether'da dümdüz kazacağım. Yaklaşık en az bence 400 blok gitmem lazım. Yani bu kazmanın dayanıklılığının yarısından çok az bir şey fazlası. Zaten dayanıklı bayağı az pantolonum. Şu oltaları da bırak ya, kullanmıyorum. Ha, bu da birleşmiyor. O zaman yapacak bir şey yok. Dışarıda yaratık yok. Ne saçma bir gün. Bir tane örümcek mi kustu sadece? Zorluk normal. Hemplere bakıp ne direkt değil. Yeni yerleri keşfetmeyi daha sonra da yapabilirim. Benim şu anda madene gitmem lazım. Ama ben yeni yerler keşfetmeyi tercih ediyorum. O bence daha önemli. Gerçekten şu anda istesek Vitamin sistemini falan yaparız ama yemek az. Hadi Nether'a gidelim. Umarım bizi Nether'da Creeper falan karşılamaz. En kötü senaryolardan biri bizi Nether'da Creeper'ın karşılamasıydı. Nether'a biraz göstereyim size Nether'ı. Size biraz Nether'ı göstermeme izin verin. Zombi domuz adamların elinde kılıç yok.
Bunlar galiba bize saldırıyor. Yok, saldırmıyor. Nedir yine? Eski nedir? Zombi domuz adamların kılıcı yok. Widder iskeletlerden taş kılıç düşebiliyor bilmeyenler için. Ve Nether'da daha fazla gaz var normal Nether'a göre. Y olarak yükseklere gitmek daha iyi. Çok daha iyi hem de. Biz Y olarak aşağıda olduğumuz için vazgeçtim. Eve gidiyorum şimdi. Odun keseceğim. Öyle çok fazla oduna ihtiyacım yok bu arada. İp almamışım. Mükemmelsin Umut. Günün yaklaşık ortası. Ve benim bol bol merdivene ihtiyacım var. Tamam arkadaşlar, bunlar bize yetecektir diye düşünüyorum. Baltanın dayanıklılığı sıfıra geldi. Artık bunu kullanmamalıyız. O yüzden demir baltamızı chest'e bırakacağım. Veya şöyle bir şey yapabilirim. Aşağısını göremiyorum. Burasını görmek için şöyle bir ayar yapacağım. Tamam. Hayvan gibi ip, çubuk lazım. Bu yetmeyebilir. Biraz daha keselim. Bir 35-40 tane olsun. Büyük ağaç kesmeyi kimse sevmez. Ben de sevmiyorum. Ve Nether Rock'lar. Nether'da havada dururken dünyada duramıyorlar. Eskiden dünyada da duruyorlardı ama artık düşüyorlar. İzlediğiniz Better Than Walls videolarından muhtemelen görmüşsünüz. Onların hepsi eski video. Onlarda mesela bir bloğun içine tavuk sıkıştırıyorlar. Ama onlarda tavuklar açlıktan falan ölmüyor. Böyle bir şey oyuna daha eklenmemiş. Ben bu büyük ağacın tamamını kestim. Yanıma hem fiberleri aldım mı ben? Almamış. Tamam, 34 tane yeter muhtemelen. Yetmese de kendi bloğumuzu dizeriz artık. Şimdi arkadaşlar biz bir portal yapabileceğimiz için bayağı uzağa gideceğim. Şöyle ekeyim. Yaklaşık bir 15 dakika tutacağım. Şimdi kronometreyi açacağım ben. Eve gece gitmek istemiyorum çünkü. Arkadaşlar kronometreyi açtım. Dakika 13-14'e falan gelince çıkacağım. Şimdi şu tarafa gideceğim. Gazlar Nether'ı tehlikeli yapan unsurlardan en önemlisi şu anda bizim için. Nether kalesi bulursak güzel olur. Aa, bunları da göstereyim size arkadaşlar. Bunlar Nether Quartz. Nether Quartz bunlar. Gazlar bu taşları patlatabiliyor. Taş diye güvenmeyin. Şimdi anlarsınız. Aa, buranın salak. Ama elime yayımı almam ve oklarımı almam lazım. Tepeyi kazacağım. Lav çıkarsa cenabet izlemek. Her yerden ve her an lav çıkabilir. Ona göre hareket edin. Nether'daki en büyük ölüm sebeplerinden biri de budur. Bedrock'a çıkmışız. Durun. Bedrock'a çıkmışız. Şurada envanterde yer kaplamasın ya. Yani. Envanterde yer kaplamalı. Şimdi ben bayağı bir blok gideceğim. Hem de sayarak. 1, 2, 3, 4. Alo. Kaça gittiğimi de unuttum. 27 miydi? 28 miydi? Her neyse, çok önemli değil. 84. Şimdi. Yemek. Arkadaşlar 200'e geldim. Yaklaşık 200'e geldim. Şimdi bir blok Nether'da bir blok dünyada 8 bloğa eşittir. Bizim 3000 blok uzağa gitmemiz gerekiyorsa bir 175 blok daha uzağa gideceğiz. Burası 200 diyelim biz. 175-350 blok daha kazmam lazım.
Korkut'un da lav değilmiş. Arkadaşlar 375 civarına geldik. Yani 3000 blok gittik şu anda yaklaşık. Bakalım ne kadar boktan bir yere geleceğiz. Kronometre 10. dakikayı söylüyor. Dışarısı gece olmalı. Envanterde bol bol netherrack var gördüğünüz gibi. 13 siteye yakın. Ve çapraza gerek yokmuş, bunu öğrendim. Şimdi ben bir tane balık yiyeceğim. 2-3 dakika bekleyip buraya gireceğim. Bu arada save de alayım ben. Save aldım. Kronometre 11 dakika 25 saniye diyor. Arkadaşlar muhtemelen burada ne var deyip çıkıp geri gelirim bizim eve. %90 senaryo bu. %55'i falan gittik buna şimdi. Kısa bir hesap yapmak gerekirse arkadaşlar. Bizim envanterde şu an kaç stack? 9. 13 stack var. 6 stack 384 ediyor. Yani biz 400'den fazla gittik. Bu da iyi işaret. Şimdi yaklaşık 13 dakika 15 saniye. Hadi bakalım. Umarım cenabet bir yerde olmayız. Oy! Yeni yere ışınlandık. Güneş yeni doğmuş. Arkadaşlar ben burayı boş vereceğim şimdi. Etrafa bakayım biraz. Ne var ne yok. Ondan sonra piramit varsa onun içinde büyü masası oluyor. Onun dışında her boku bulduk arkadaşlar. Her bok var. Buraya avlanmaya envanteri gerçi envanteri düzeltemeyeceğiz ki. Bu şeker kamışları ile ilgilenmek zorundayız artık. Arkadaşlar istiyorsanız ben bu çölde biraz gezeyim. Büyü masası bulursak mükemmel olur. Kullanırız büyü masasını. Bu kadar uzaklardaki çöllerdeki piramitlerin içinde büyü masası oluyor. Yaklaşık 2000 blok sonra. Ve biz 3000'den fazla gittiğimiz için kesinlikle vardır. Ve arkadaşlar piramitlerdeki obsidyenleri çalabilirsiniz. Piramitlerin obsidyeni oluyor. Evimizi işaretlemek için şöyle bir şey yapalım. Nether'den Walls oyuncuları bunu sık kullanır. Öyle olması lazım çünkü. Aha bulduk arkadaşlar. İçindeki loot'u şimdilik alamayacağım. Sadece büyü masasını alıp geri döneceğim. Hem aşağı inmek zahmet. Demir var. Envanter dolu. Onu sonra alırız artık. Arkadaşlar bakın büyü masası. Hemen alıyorum bunu. Şimdi hemen gidelim eve. Bu gece dolunay olacak, balık tutmamız lazım. O yüzden elimi çabuk tutuyorum. Büyü masası normal Minecraft'takine göre çok farklı çalışıyor. Size biraz göstermeme izin verin. Şimdi sadece bir leveller var burada. Savurma geldi. Güzel. Umarım unbreaking gelir. Yaylar büyülenmiyor. Taş kazma. Böyle. Çok tuhaf çalışıyor bu. Etrafına 30 tane falan büyük kitabı koysam bile 11-12 level veriyor. Bunları öldürmeyeceğim. Kalsınlar. Sonra geleceğim ben buraya. Bunları avlamaya. Hatta direkt muhtemelen bu bölümden sonra buraya giderim. Envanter sorunundan gidersem. Lan piramitteki sandıkları almadım. Ha siktir. Neyse. Sonra alırım. Buradan böyle gitmek yaklaşık bir 2 dakika sürecek. Dümdüz böyle 400 blok gideceğim çünkü. Geldim arkadaşlar. Şimdi bizim ev ne taraftaydı? Sanırım bu taraftaydı. Bu taraf net. Bakınca anladım. Slaplerden anlaşılıyor direkt. Gece olmasına az kalmış. Hızlı olmalıyız. Bu gece dolunay var çünkü. Chest'i alalım.
Hiçbir şey chest alamıyorum ki. Bu obsidian da böyle dursun. Yer kaplıyor. Sonra kazarım ben. Mümin ostasını koydum buraya. Her neyse biz şimdi balık tutmaya gidelim. Bizde bu kadar yem var. Sanırım gece boyu bize yeter bu. Eğer hava şimşekli olursa eve dönmek zorundayım yürüyerek. Çünkü yemeğim çok az. Bunları sonra halledeceğim. Çok da büyümemiş yaban atları, bir şey olmaz. What? Balık gelmiyor. Heh, gelmeye başladı. Güzel. Knockback şu anda elime sakıllıca çıkabilecek en iyi büyülerden biri. Ve büyü olarak size keskinlik ve koruma asla vermiyor. Onlar yaratıklardan düşüyor, böyle kağıdımsı bir şey düşüyor. İleriki zamanlarda basıyorsunuz. Onlar da çok ender şeyler. Slime'lardan protection düşüyor diye biliyorum mesela. Koruma. Arkamda creeper var sanırım. Şerefsiz balık hem yemi aldı hem kaçtı. Online nerede? Batıyor. En fazla bir 9-10 tane daha balık tutarız. Ava çıkman lazım. Unbreaking de nadir bir büyü böyle. 10 kazmanın birinde falan çıkıyor. Dört balık daha tutulur. Her neyse, dışarı çıkalım. 21 balık. 21 balık tuttuk. İyi bir sayı değil ama çok kötü olduğu da söylenemez. Ben bu yiyecekleri pişirmek zorundayım. Hepsinde durmasın. Şunların 4'ü yeter. Arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.